büyük olay ki yani böyle Müslümanlar bu kadar olayın farkında değiller yani olay çok büyük. Yani facia hep geçmişler baktı ehli sünnet falan hiçbir konusuna gitmiyor. Şia bunun üstüne çok gider. Canlarım benim her sene böyle dövüne dövüne ağlarlar yani o olaylar. Ama Müslüman ağlamaz, ağlatır. Yani ya münafıkları değil mi? Düdük gibi öttürmeleri gerekirdi. Orada bir yanlışlık olmuş. Allah affetsin. Mesela bak Hazreti Ali bu münafıklarla savaş için Müslümanları çağırıyor mücadele için. Şimdi adamlar cins çıkıyor ya. Bak kabus gibi ya. Yani kabus gibi. Hazreti Ali topluluğa diyor ki size yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Kalbi çatlatan, aklı mantığı durduran halinize yazıklar olsun ki yanlış yolda oldukları halde onların bak yanlış yolda oldukları halde onlar aralarında böyle kenetlenmiş olsunlar da münafıklar aralarına kenetlenmişler. Bak münafıklar aralarına kenetlenmişler. Müslümanlara karşı, Hazreti Ali'ye karşı kenetlenmişler. Bak yanlış yolda oldukları halde münafıklar aralarında böyle kenetlenmiş oldukları halde ve siz de ayrıca haklı olduğunuz halde Müslümanlar darmadağınık ve cesaretsiz olasınız. Hayret ediyorum size diyor. Eğer size kışın münafıklara saldırın dersem henüz şiddetli soğuk ve ayaz zamanıdır diyorsunuz. Eğer münafıklara sıcak mevsimde saldırın dersem şimdi ortalığın alev alev yandığı bir sırada biraz ara ver ve bu şiddetli sıcak dönem geçsin diyorsunuz. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar diyor. Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar. Ey ayağına süs takanlar gibi aklı olanlar. Yani artık gıcık olmuş böyle. Orada çünkü ayağına süs takan erkekler vardı. Yani o çünkü onlar da onlardan yana dönmüş, anlamış. Yani münafıklar daha büyük bir şeye dönüşmüş, daha büyük bir yapıya dönüşmüş. Benim içimi elem ve öfkeyle doldurdunuz diyor Hazreti Ali'ye. Sonra da biliyorsunuz şehit ediyorlar. İşte burada demek istediğim bu ki yani şeytanı Allah müminlerin eline teslim ettiğinde şeytan pestil gibi ezilmeden, ilimle, irfanla, kanun hukukla ezilmeden şeytan bırakılmaz. Bırakırsan Allah onu haram kılar. Yani haram bir fiil yapmış olursun. Ve o bu sefer fitneye ve belaya döndüğünü Allah göstertiyor. Ama gereğini yaparsan hem sevap kazanıyorsun, hem bereket kazanırsın, hem müminlerin kalbine ferahlık, inşirah gelir. Allah diyor ya ayette kalplerinize ferahlık ve inşirah diyor. Ve hem Ehl-i Beyt'in intikamı alınmış olur, hem Allah'a şeytanın kafa tutmasının intikamı alınmış olur. Çünkü şeytan Allah'a değil mi? Kafa tuttu. Allah gerçi kıyamette intikamını alıyor ama bir de dünyadaki intikamı vardır. Şeytanı rezil etmek çok önemlidir. Münafıklar ne diyorlar? İttihat-ı İslam istemiyoruz. Başka? Mehdi de istemiyoruz. Ehl-i Beyt düşmanlığı. İsa Mesih'i de istemiyoruz diyorlar. Homoseksüelliğe serbestlik verilsin. Darwinizm serbest olsun. Müminlerin başına bir lider seçilmesin. Ve kadınlara da karşı olalım. Kafa bu. Ve müminlerin birlikte ve beraber olmalarını istemiyoruz diyor. Ne olması gerekiyor? Dağılması gerekir diyor. Müminlerin başında da baş olsun istemiyoruz diyor. Ha o zaman sen kendini bize tanıtıyorsun. Şeytan olduğunu en ince kodlarına kadar aktarmış oluyorsun. Çünkü biz parola soruyoruz. Şeytan diyor parola deyince. Peki parolanın açılımını yap diyoruz. Biz sayıyor halis şeytan. Yani eylemlerinden anlıyoruz. Ne istiyorsun diyoruz. Belasını istediğini söylüyor.
O da Allah'tan onlara gelecek bir beladır işte. O zaman ilim, irfan, kanun, hukuk devreye girer. Aksi haramdır. Yani nihayet pezir oluncaya kadar, yerle yeksan oluncaya kadar şeytan, mümin onlarla mücadeleyle mükelleftir. Aksi haramdır. Şeytanın helaki insan şeklinde de geldiyse artık hiçbir bahane yok. Kaçacak, göçecek yeri de yok. Çünkü elle tutulur bir şey bu, gözle görülür bir şey. O yüzden Allah'a kafa tutmasının karşılığı olarak şeytanın ve Ehl-i Beyt'e, Resulullah'a, bütün peygamberlere düşman olması nedeniyle şeytanın mağlubiyeti farzdır. Zaten onun mağlubiyetini Allah mağlup yaratıyor. Şeytan mağlup yaratılır. Yani ilk defa inilmez orada. Ya yani müminin orada bir emek vermesi varmış gibi görünür ama aslında o zaten mağlup yaratılır. Yani Tevrat da onu söylüyor. Allah senin eline verecek onları diyor. Sen de onları yerle yeksan edeceksin diyor. Çünkü yerle yeksan eden Allah'tır. Neyle? İlimle, irfanla, kanunla, hukukla. Şey yaptığı yerlere kadar gitseler, efendim işte bu işte makyaj yaptıkları yerlere kadar kaçsalar bile, orada onları bulup efendim Allah'a, dine zararsız hale getirmek. Neyle? Her zaman söylüyoruz. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Müminin boynunun borcu. Mesela bak, münafık üslubuna bak ya. İbn-i Mülcem, bu kahpe işte, adı gibi kahpe. İbn-i Mülcem, Hazreti Ali'yi sabah namazı için evinden çıktığında kahpelikle, münafıklarda böyle kahpelik vardır. Zehirli kılıcıyla saklandığı yerden fırlayıp başının ön tarafına vuruyor. Yüz kısmına, yüzden alnına doğru vuruyor kılıcı. Derin bir yara açıyor. Zehirli ama kılıç. Peygamberimiz söylüyor ama ona, Hazreti Ali'ye, yüzünden sakalına kan akacak diyor. Evet, onu söylüyor yani. Çok önceden söylüyor ya, ama yani o alelade bir yaralanma gibi düşünmüş olabilirler onu. Yani yüzünden sakalına kan aktığını gördüm diyor Peygamberimiz. Aynı şekilde oluyor, yüzüne vuruyorlar, ondan da sakalına akıyor kan. Onun mübarek sakalı peygamberin dediği gibi başından akan kanla boyanıyor. Bak, İbn-i Mülcem kahpesinin lafına bak. Diyor ki, emir ve hüküm sadece Allah'a aittir. Doğru. Ey Ali diyor, sana ve arkadaşlarına değil diyor. Allah Allah. Ali ne diyor zaten? Kur'an'a uyalım diyor. Bak, görüyor musun kahpeyi? Sanki o emir ve hüküm bana aittir demiş gibi. Yani o, ya kardeşim, imam mı Hazreti Ali? İmam. İmam olunca tabii ki onun emrine uyacaksın. Evet. Ya diyor, ben senin emrine niyeyim? Allah'ın emrine uyarım diyor. Ya al, bak, ahmaklığa bak yani. Evet. Sen onu imam seçmedin mi? Evet. Emir sahiplerine duyun diyor Allah ayette. Evet. Emir sahibine uyacaksın Kur'an'a göre. Bak, çarpıtmayı görüyor musun? Münafık çarpıtmasını. Sana ve arkadaşlarına ait değil diyor. Yani sahabilere ait değil diyor. Hüküm. Yani onun hükümeti var. Ya emir sahiplerine uyun dendiğinde, emir sahiplerine uyudur. Allah'ın emri bu. Biz Allah'a uyarız, sana uymayız diyor. Allah'a uyuyorsan ona uyman lazım zaten. Emir sahibi. Şimdi münafığın mantığıyla nasıl baş edilir burada? Ne diyeceksin? Ahmak. Tam ahmak yani. Ayeti aldığınız
sorsanız bana uyun. Evet. İşte alığın adını kullanarak mutlaka. Tabii. Ama bak münasebesi mantığı görüyor musun? Evet. Evet. Peygamber diyor ki Hazreti, bak ben emir sahibim, benim emrime uy diyor. Ben senin emrine, Allah'ın emrine uyarım ben diyor. Lan bak o işte iman. Yani Müslümanlar lider, Allah emir sahibine uy deyince uyman gerekmiyor mu farz işte? Münafık saptırmasını görüyor musun? Bütün münafıklar böyle ahmaktır yani. İbn-i Mülcem ve diğer münafıklar bir araya gelip Nehrevan'da ölen arkadaşlarını anarak, eğer biz canlarımızı vererek de olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek, bak görüyor musun? Hak yolundan ayrılıyor Hazreti Ali'ye. Peygamberimizin canı gibi sevdiği, peygamberimizin canını ortaya koyan, savaşlara katılan mübarek, muhterem, müberra, muhteşem bir insana ne diyor bak? Hak yolundan ayrılan lider. Liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Ya sen git küfürle uğraş. Münafıklarla uğraş. Alçaklarla uğraş. En mübarek insanla niye uğraşıyorsun kahpe? Biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz. Diğer münafıkların intikamını alırız diyor. Oradan şey yanmış. Diğer münafıkların imtihan onlardan intikam alacağını düşünüyor. Diğer münafıkların intikamını alacağını düşünüyor. Diyerek Hazreti Ali'yi şehit etme planını yapıyorlar. Hazreti Osman'ın şehit edilişinde ev tıklım tıklım doluydu. Onlar arasında Abdullah bin Ömer, Hasan bin Ali de vardı. Bak görüyor musun? Abdullah bin Ömer. Ömer'in oğlu. Abdullah bin Ömer. Hasan bin Ali de vardı. Halbuki onlar müdahale edebilirlerdi yani. Ama Osman kesinlikle bunlarla savaşmama kararı aldı. İşte bu hata. Ya şeytanla savaşacaksın mübarek. Allah'ın düşmanıyla savaşacaksın. Niye merhamet ediyorsun ya? Şeytana merhamet edilir mi ya? Halbuki gereğini yapın deseydi bitmişti. Hiç bu fitneler olmayacaktı. Hiçbir olmayacaktı. Müslümanlar çarpışmak ha asla olmayacaktı. Ya Müslüman yok, karşında şeytan var. İblis adam münafık görmüyor musun? Yüz cihetten münafık, ayette tam ittifak halinde. Bütün münafık alametleri var. Mümini tanıyorsun da münafığı nasıl tanımazsın mübarek ya? Münafığa Müslüman denir mi? O zaman işte böyle yapıyor. Bak hemen cinayet işlediler yani. İçeri girdiler. Yaşlı insan. Vurdular kafasına. Kılıçla. Kan. Kur'an okurken orada şehit ettiler. Münafık olduğunu şimdi mi anlıyorsun mübarek? Son ana kadar ses çıkartmadı. Münafığı Allah Kur'an'da tanıtıyor. Mümini tanıtıyor, kafiri tanıtıyor. Aydan güneşte var. Biz gördün mü? Tanırız. Allah diyor ufuklarda, nefsinizde, dış alemde size gösterip göreceksiniz ve görüp bilip tanıyacaksınız diyor ayetlerimi. Münafık münafık olup tanıyacağın şekilde yaratıyor Allah. Ayette şeytandan Allah'a sınırım. Sen onun simalarından ve sözlerini söyleniş tarzından bilirsin. Tabii. Münafık için Allah bildiriyor. Münafıklarda bir Kur'an'ı kendi lehlerine kullanma özelliği var. Münafıklar İbn-i Mülcem katil kahpe bu kahpeyi kahraman olarak andılar. Hakkında şiirler yazıyorlar, böyle yazılar falan böyle övücü. Münafıklar birbirini kollar, böyle bir özellikleri vardır. Hem aralarında savaşırlar, küfürleşti ama böyle saldırganlıkta bir araya gelirler. Hepsi homoseksüeldi bunların. Bu İbn-i Mülcem de homoseksüeldi. Hatta insanlardan öyleler de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Halbuki bu haris, ihtiraslı bir alçak. Mal için zaten bu ahlaksızlıkları yapıyor. Kendini de feda ediyor diye bir konu yok. Tahmin etmedi böyle bir şeyin olacağını, böyle karşılık alacağını. Allah kullarına şefkatlidir. Bu ayet diyor onun içinde diyor, münafık içinde diyor. Hazreti Ali'yi katledince münafığın aklını görüyor musun? Bunlara verecek cevap belli. Hazreti Ali'nin vefatından sonra İbn-i Mülcem Hazreti Hasan'ın huzuruna çıkarıldı.
İbn-i Müncem, ben Rabbime bir ahitte bulundum. Bu ahdi mutlaka yerine getirmeyi arzuluyorum. Ben Yüce Allah'a Ali ve Muaviye'yi öldürmeyi ahdetmiştim. Ben Muaviye ile baş başa bırak, onu öldürürüm, bunu yapamazsam gelir sana biat ederim dedi diyor. Bak yine şeytanlık yapıyor. Münafık kafalaması yapıyor, biliyor musun? Ahmak. Halbuki Muaviye'nin zaten adamı ve Muaviye'nin aldığı paralarla onu yapıyor. Ve alay homoseksüel bunların. Ve hepsi kadın düşmanıydı. Hazreti Hasan ise Hazreti Muaviye ile değil, cehennem ateşiyle baş başa bırakacağını söyleyerek orada ona gereken ilgiyi göstertiyor. Yani ne diyor? Bak Hazreti Hasan ise Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile değil. Seni Muaviye'yle karşı karşıya bırakmayacağım diyor. Onunla görüşmene gerek yok diyor. Seni cehennem ateşiyle baş başa bırakmayı düşünüyorum diyor. İşte bu kadar ya. Burada hep işte bu hata, yani bu gereksiz merhamet çok büyük hata olmuştur. Ya kardeşim, adam sana haset ediyor. Müslümanlar İttihat-ı İslam'ı istemiyor. İslam'a karşı mücadele veriyor. Emir sahibi kabul etmiyor. Allah'ın ayetlerini tersine çeviriyor. Her ayeti tersine çeviriyor. Mesela Allah'a itaat edin diyor mesela Cenab-ı Allah. Ama ayette diyor ki emir sahiplerine itaat edin diyor. Şimdi adam diyor ki ya ben emir sahibim, bana itaat et. Sonra ne itaat edeceğim ben? Allah'a itaat ederim diyor. Ayet söylüyor. Ayetin devamını söylesene. Yok. Şimdi bu münafık deliliğine karşı çözüm akılcı olması gerekir. Asrımızda nasıldır? İlim, irfan, kanun ve hukuktur. Yani. Asrımızın münafıklarıyla bu münafıkların arasında en ufak bir fark yok. Bak onlar da ayeti çarpıtarak kullanıyorlar. Şimdinin münafıkları da aynı çarpıtarak kullanıyorlar. Şimdi ama o devirde münafık sayısı çok fazla tabii. 300'e yakın, yani çok kalabalık çünkü. 600'e 300'dür. Yani çok şey, zor bir durum. Amerika'da çare bulunurdu. Efendim güzel bir şöyle akşam yemeğiyle halledebilirlerdi meseleyi. Hem sohbet edip hem konuşup onları çölde ikna etmek mümkündü. Neyse artık olmuş. Değil mi ya, güzel kuzumuzu yaptırırsın şöyle hoş. Hepsini alır götürürsün oraya. Konuşursun. Barışçıl güzel bir sonuç alır. Gelirsin sabahına, her şey hallolmuş olurdu. Evet. Münafık İttihat-ı İslam istemez. Müslümanların başına bir baş olsun istemez. Mehdi'den hoşlanmaz. İsa Mesih'ten hoşlanmaz. Kadınlardan hoşlanmaz. Kadınlardan nefret eder münafıklar. Onun için münafıkların yanına kadın yanaşmaz. Peygamberimiz zamanında da bu homoseksüeller, bunlar hiçbir kadınlardan muhatap olmuyordu. Bu dikkat çekici bir husus. Kadın düşmanıdır münafıklar. Aklı başında hiçbir kadın münafığa yanaşmaz. Gelse de işte ya kendini satmıştır ya bilmem ne, o tarz bir şeydir. Başka türlü olmaz. Evet, dinliyorum. Münafıkların en çok korktuğu konu nedir? İslam'ın hakim olması. Mehdi'nin zahir olması. Çünkü Mehdi çıktı mı bitti. Dünya onlara dar kalacak demektir. En şeytanın en korktuğu şeydir. Münafık derken yani şeytanın insan şekline girmiş hali diyelim. Çünkü o bir karışıklık oluyor. Münafık da insan ki ayrı, yani bir insan varmış gibi, orada insan yok, doğrudan şeytan vardır. Ben yakışıklımı bir daha göreyim. Münafıkların en çok korktuğu konu nedir? Münafıkların en çok korktuğu konu bence Mehdi'nin çıkışıdır. İttihat-ı İslam'dan da korkmaz onlar. Çünkü Mehdi
nin Ehl-i Beyt'in intikamını alacağını da biliniyor. Yani hadislerde var o, biliniyor. Yani bütün tamamı, çünkü şeytanı ezmiş oluyor. Tamamen eziyor şeytanı. O yüzden münafıklar Mehdi'den titrerler. Yani şeytanın en korktuğu varlık şu an Mehdi'dir. Ve İsa Mesih'tir ikisi. Münafıklar onun için doğrudan Mehdi'ye hedef alır. Ve doğrudan İsa Mesih'e hedef alırlar. Yani tir tir titrerler yani. En çekindikleri konu budur. Ama korktukları tabii ki başlarına geliyor. Hadislere göre böyle olduğunu görüyoruz. Müslümanların topluluk halinde yaşamasını münafıklar istemez. Bir imama, Müslümanın bir lideri olmasına asla olumlu bakmazlar. Mesela Darwinizmin geçersizliği konusunu kabul etmez münafık. Darwinizmi haklı bulur. İngiliz derin devletinin yahut deccaliyet neyse onun adamlarına uyarlar. Başka münafıklara da yaltaklık yapmak ister ama münafıkla kendi aralarında çekiştiği için öyle bir birliktelik olmaz. Ayette kendi aralarındaki çekişme şiddetlidir diyor. Mesela bak, diğer münafıklar diğer münafıkları kabul etmez. Asla yanlarına yanaştırmazlar. Yani öyle bir şey olmaz münafıklarda. Kafirler de nefret ediyorlar. Kafirler de nefret eder münafıktan, kafirler de yanaşamazlar. Evet, bana bir yazın. Evet, bir tanem çıkabilir. Evet, dinliyorum. Anlamayalım bence. Siz çevirmenizdeki belki sorun nasıl çözebilirsiniz? Ben Berke'yi bir yakından göreyim. Berke çok Avrupa'yı bir delikanlı, bayağı yakışıklı. Bir de seveceğim böyle iyi niyetli, temiz yüzlü bir delikanlı. Yakışıklılık had safhada yani. Bayağı yakışıklı maşallah ve çok güzel bir delikanlı. Bir daha. Anlamayalım belki. Siz çevirmenizdeki belki sorunu nasıl çözebilirsiniz? Devletin vergiye ihtiyacı var çünkü şu an ordumuz, polisimiz yoğun faaliyet yapıyor ve çok fazla masraf oluyor. Zor bir dönemden geçiyoruz doğru ama buna mecburuz şu an. Ama yakın bir zamanda Allah'ın izniyle bu dertler kalkacak. Zaten silahlanmaya para harcamayacağız. Böyle asker, polis masrafı olmayacak. Ve dünya bu beladan tamamen kurtulacak. Her münafığın istisnasız Mehdi'ye kafayı takması hayret edeyim mi ya? Evet. Mehdi ilk münafık ayrıldı, ilk kafayı takacağı Mehdi oluyor. Mehdiyeti kabul etmiyorum diyor. Ve İttihat-ı İslam'ı kabul etmiyor bak. Münafığın ilk şeyi bu, hayret edecek şey bu. Mehdi, İttihat-ı İslam ve Müslümanların başına bir baş gelmesi. Bak Fethullah Gülen de İttihat-ı İslam'ı kabul etmiyordu. Müslümanların başına bir baş gelmesini de kabul etmiyordu. Ne gerek var ya diyor. Hayır, işin acayibi bazı nurcular da halen o kafadalar. Bediüzzaman en mühim mesele İttihat-ı İslam demesine rağmen yani adamların yüzünde karefilix çakılmış gibi yani bazılarının. Evet. Yemen'de Husemilislerin eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in evini patlattığı açıklandı. Salih'in partisi olan Genel Halk Kongresi saldırıda Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü açıkladı. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin başkent Sana'ya girmeleri için orduya acil operasyon talimatı verdiği bildirildi. Hadi'nin yardımcısı Kor General Salih'e eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerle birleşerek Husilere karşı çok sayıda cephe açın dediği söylendi. Ya Allah'ın hikmeti işte bak şeytan nasıl oynatıyor Müslümanları. Ya Şii, Sünni hepiniz Müslümansınız ne fark eder ya? O da olur, o da olur ne fark eder? Nur gibi Müslümansınız. Kavgaya ne gerek var ya? Bir aralarını bulmak için Türkiye'de bir toplantı yapalım. Tayyip Hocam'a bir teklif götürelim de. Husiler mi, Hasiler mi, kim varsa gelsin. Ne fark eder ya? Beş vakit namazının iki tarafı. Deli misiniz siz ya? Ne zorunuz ya? O onu patlatıyor, o onu öldürüyor, o onu kesiyor.
Ya Allah bir diyorsun. Peygamber Muhammed diyorsun. Kabe'miz kıble diyorsun. E bitti. Ne zorun ya? Ne fark eder? Husus olsun, musul olsun ne fark eder yani? Şu kafaya bak ya. Şeytan parmağına taktı oynatıyor Müslümanları. Münafıklar bir yandan, oyuncular bir yandan, şirk bir yandan. Allah Mehdi'nin çıkışını çabuklaştırsın. İnşallah. Evet. Şimdi bana beyaz gömlek, beyaz ceket gelsin. Siyah bir değiştirelim. Yayına aram vereceğiz. Yok. Yayına. Ne düşecek payına? Evet, bir. İki. İki. Süper güzel. Ve üç. Evet. Herhalde yani. Canlı yayınımıza internetten devam edeceğiz. A9.com.tr, A9HD.com, YouTube A9 TV'den izleyebilirsiniz. Allah Allah. Ya ona çıktı. Ben her gece sarhoşum diyor, aşkımdan böyle diyor. Ben her gece sarhoşum, aşkımdan böyle, aşk yolunda berduşum ben, kaderim böyle, aşk yolunda berduşum ben, kaderim böyle. Vay be! Çok mükemmel oldu. Maşallah. Ben münafıklara programları izletemiyordum. Şimdi 7-20 saniye dakika yani İstiklal Marşı'na kadar. Evet. Dinliyorum. Sevgi hata yaptırır mı? Ah benim canım. Sen nasıl güzelsin sen. Nasıl, 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 nasıl. Maşallah. Nasıl güzeldin? Çok güzel. Nefis. Çok güzel. Mükemmel. Cepheden de çok güzel. Profil de çok güzel. Bir de yüzünde çok masum, efendi, muhteşem bir ifade var. Benim canımın çok terbiyeli, güvenilir bir kız olduğu anlaşılıyor. Allah nuruyla sersin. Allah onu cennette bana kardeş etsin. Nasıl temiz bakışları, canımın içi maşallah. Benim güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Sevgi hata yaptırır mı? Yok güzel yüzüm, sevgi için yapılan her şey kutsaldır. Yani başın belaya girer, o da güzel olur. Bir şey olur, o da güzel olur. Sevgi için yapılan her şey hayırlıdır, güzeldir. Ama tabii Kur'an'a uygun hareket etmek lazım. Benim güzel yüzümü ben bir daha göreyim. Sevgi hata yaptırır mı? Canımın içi, tesettüründe çok güzel olmuş. Sana çok çok yakışmış. Aferin sana. Güzel olduğun için tabii farz gerekir. Çünkü çarşaf hükmü her zaman hatırlatıyorum. Ve tebrik ediyorum. Çok seviniyorum sizi böyle görünce. Çok hoşuma gidiyor. Nur gibisiniz maşallah. Sevgi hata yaptırmaz. Akıllı olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Sevdiğine de hata yaptırmazsın. Sen de hata yapmazsın. Ama bazen mesela çılgın aşıklar oluyor. Onlar tabi dengelemek gerekiyor. Ayrı mesele. nasıl söyleyeyim yani. Sevgi bazen tabi böyle kıskançlık krizlerine falan da sebep olabilir.
Orada tabii sebecen akılcı bir üslupla onu dengelemek, Kur'an'ı Allah'a davet ederek dengelemek mümkün olur. Bu bir hata değildir. Sevginin hataları olabilir. O Kur'an'ı bilmemekten, Allah'ı bazen unutmaktan kaynaklanır. Hatırlatırsan sevgili de o güzel çizgiye gelir, düzelir. Ama Kur'an'ı unutmuş bu üslupla yaparsan batırırsın tabii, Allah sevgisini olmaz. Evet, dinliyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Hazreti Adem neden cennetten dünyaya geri gönderilmiştir? Şimdi bak, sen benim yanımda olsan ben ne diyeyim sana, bu tatlılığın senin biraz fazla. Şu gözün şekerliğine, burnun şekerliğine bak ya. Ağzı, kulaklar, her şey birbirinden tatlı. Boynunun şekerliğine bak sen. Ya bu melek hükmünde şimdi masum. Müthiş tatlılığım. Bir daha baştan. Hazreti Adem neden cennetten dünyaya geri gönderilmiştir? Esila şahane kız. Ama büyümüş, bayağı güzelleşmiş. Daha iyi olmuş. Çünkü insanlarda bir kafa var. Diyorlar ki işte Allah niye bizi burada imtihan ediyor, direkt cennete gidelim. E tamam, işte Adem'i götürüyor, büyük bir peygamber, Ullaz'ın peygamber. Ne yapıyor? Haşa, Allah eğitim almadığı için Allah'a güvenmiyor. Cennette Allah'a güvenmiyor. Yani özgür akılla gidiyor insan cennete. Ona zannediyor ki böyle robot gibi, öyle değil, özgür düşünüyor. Yani diyor ya, ben Allah beni burada ya uzun tutmazsa, ya sonsuza kadar tutmaz, güvenemiyor Allah'a. O güveni alması için eğitim alması gerekiyor. O eğitim için böyle bir olay meydana getirmiştir. Bütün insanlar bu örnek olmuştur. İnsanlar bir daha öyle bir teklifte bulunmadılar ondan sonra. Yani bizi doğrudan cennete al teklifinde bulunmadılar. Olmaz çünkü. Eğitilmeden cennetin bir anlamı olmaz. Evet, dinliyorum. Merhaba, Eren'in daha uzar mı? Benim yakışıklım aslan. Aslan, abisinin yakışıklısı. Bir daha. Merhaba, Eren'in daha uzar mı? Yakışıklım, şimdi burada bir havuz var. Kız arkadaşlarımın evlerinde havuz oluyor. Ama bu devirde herhalde evlerde var havuz, ben öyle anlıyorum. Öyle gibi. Bazı evlerde yok ama çoğu evde var. İyidir evlerde. Aslında havuz her evde olması lazım. Ya. Yani imar planında onu mecbur etmek lazım. Yani değil mi? Altyapıda evde havuz yoksa imara izin vermemek lazım. Alt salonda bir kere havuz mutlaka olması lazım. Ya, havuz yoksa o ev. Ya suyun olmadığı yerde insan nasıl yaşar ya? Değil mi? Havuz olacak. Ama havuz olunca da orada güzel hanımlar olması lazım. Yoksa havuz gene bir şey yaramaz. Güzel hanımlar olunca da aşk, tutku olması lazım. Ve siz benim mutlaka yani, evet inşallah.